kalmıştı. Sonuncuyu da yapalım. Ondan sonra diğer slide'a geçeceğim. 9'u yapmıştık. Anneni seviyor musun? Evet, seviyorum. Hayır, sevmiyorum. Onuncu. Türkçe biliyorlar mı? Evet, biliyorlar. Bilmiyorlar. Hayır. Evet, biliyorlar. Bilmiyor. Hayır, bilmiyorlar. Hayır. Tamamdır. Burayı siliyorum. Sonra size cevaplarıyla birlikte gönderirim. Evet, burada hem soru soracağız hem cevaplayacağız arkadaşlar. İlkini mesela birlikte yapalım. Nasıl diyeceğiz? Siz çok ders çalışıyor musunuz? Şeklinde yapacağız. Cevapta ne olur? Evet, biz çok ders çalışıyoruz. İkinciyi nasıl yapacağız? Öğrenciler kitap okuyorlar. Okuyorlar mı? Evet, öğrenciler çok kitap okuyorlar. Evet, öğrenciler çok kitap okuyorlar. Üçüncü. Gözlerin iyi görüyor. Görüyor mu? Evet, gözlerin iyi görüyor mu? Evet, iyi görüyor. Evet, iyi görüyor. İnsanlar otobüs bekliyorlar. Bekliyorlar mı? Evet, insanlar otobüs gidiyor değil mi? Onun yerine iyi bekliyorlar mı? Evet, insanlar otobüsü bekliyorlar. Evet, insanlar otobüs bekliyorlar. Sen Türkçe güzel konuşuyor. Evet, ben güzel konuşuyorum. Evet, ben güzel konuşuyorum. Altıncı numara, o bir gün size geliyor mu? O bugün size geliyor mu? Evet, geliyor. Evet, geliyor. Siz öğretmen anlıyor mu? Siz demiş. Anlıyorsunuz. Anlıyor musunuz? Musunuz? Evet. Öğrenciler, öğretmen. Evet, biz öğretmeni anlıyoruz. Anlıyoruz, evet. Türkçe güzelmek? Öğrenmek. Ha, Türkçe öğrenmek istiyor musun? İstiyor. Evet, istiyor. Sana soruyorum, Türkçe öğrenmek istiyor musun? Evet, istiyor. Evet, istiyorum. Aferin sana. Dokuzuncu numara, siz öğretmeni dinliyor musunuz? Evet, siz öğretmeni dinliyor musunuz? Cevap.
Evet, dinliyoruz. Evet, dinliyoruz. Türkçeyi sevmiyorsunuz. Seviyor musunuz? Evet, Türkçe seviyoruz. Evet, Türkçeyi seviyoruz. Ekran görüntüsü alın, sonra devam edelim. Tamam mı? Evet, tamam. Hocam. Evet, şimdi olumsuz soru. Bu da yine diğer olumlu soru gibi. Kişi ekleri, yani soru eklerimiz hiç değişmiyor. Muyum, musun, mu, muyuz, musunuz, lar mı? Bunlar hiçbirinde değişmiyor arkadaşlar. Olumlu soruda seviyor muyum? Olumsuz soruda sevmiyor muyum? Ben şu altına da yazayım, farklarını da görürsünüz. Seviyor muyum? Seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Seviyor musun? Sevmiyor musun? Seviyor mu? Sevmiyor mu? Anlamıyor muyum? Duymuyor muyum? Öpmüyor muyum? Burayı ben okuyacağım, bunları da siz okuyacaksınız. Sevmiyor muyum? Sevmiyor musun? Sevmiyor mu? Sevmiyor muyuz? Sevmiyor musunuz? Sevmiyorlar mı? Evet, anla. Anlamak kısmını kim okuyacak? Ben okuyayım. Oku. Anla. Ben anlamıyor muyum? Sen anlamıyor musun? O anlamıyor mu? Biz anlamıyor muyuz? Siz anlamıyor musunuz? Onlar anlamıyorlar mı? Evet. Şimdi duymak fiili. Geliyor. Ben söyleyeyim hocam. Tabii ki. Ben duymuyor muyum? Sen duymuyor musun? O duymur mu? Biz duymuyor musunuz? Siz duymur musunuz? Onlar duymurlar mı? Tekrar. Duymuyor mu? Böyle sakin sakin oku, tamam mı? Duymuyor muyum? Duymuyor muyum? Ben duymuyor muyum? Sen duymuyor musun? O duymuyor mu? Biz duymuyor musunuz? Siz duymuyor musunuz? Onlar duymuyorlar mı? Evet, çok güzel. Şimdi öpmek fiili. Ben öpmüyorum. Öpmüyor muyum? Ben öpmüyorum. Sen öpmüyorsun. Öpmüyor musun? Sen öpmüyorsun. Musun? O öpmüyor. Öpmüyor mu? Biz öpmüyorsunuz. Öpmüyoruz. Öpmüyoruz. Siz bu ne? Öpmüyor musunuz? Öpmüyor musunuz? Onlar öpmüyorlar mı? Evet. Çok güzel. Şimdi bakalım. Burayı da siz dolduracaksınız. Şunu silelim. Birinciyi kim yapmak ister? Ben satıyor muyum? Olumsuz yapacağız. Satmıyor muyum? Sen satmıyor musun? Hı-hı.
O satmıyor mu? Evet. Biz satmıyor musuz? Satmıyoruz. Satmıyor muyuz? Evet. Siz satmıyorsunuz. Satmıyor musunuz? Satmıyorsunuz dersen olumsuz cümle olur. Ama satmıyor musunuz? Olumsuz soru. Tamam. Onlar satmıyorlar mı? Satmıyorlar mı? Evet, kork. Ben korkuyorum. Korkmuyor muyum? Sen korkmuyorsun. Korkmuyor musun? O korkmuyor. O korkmuyor. O korkmuyor mu? Biz korkmuyorsunuz. Biz korkmuyor muyuz? Bak Adam. Korkmuyorlar hiç değişmiyor. Hepsinde korkmuyor, korkmuyor, korkmuyor. Sadece sonları değişiyor. Bak sonları da buradakinin aynısı. Bak korkmuyor muyuz? Korkmuyor mu? Korkmuyor musun? Korkmuyor muyum? Siz? Hepsi aynı. Evet aynı. Hadi bakayım. Siz korkmuyorsunuz. Korkmuyor musunuz? Bak burada musunuz yazıyor, gördün mü? Onlar korkmuyorlar mı? Korkmuyorlar mı? Evet, düşün. Ben düşünmüyor muyum? Ben düşün. Sen düşünmüyor musun? Hı-hı. O düşünmüyor mu? Biz düşünmüyor muyuz? Evet. Siz düşünmüyor musunuz? Onlar düşünmüyorlar mı? Çok güzel. Ekran görüntüsü alın. Diğer slide'a geçelim. Tamam mı? Tamam, tamam. Evet, burada tamamlayalım. Söyleyelim demiş. Burada olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir, olumlu soru da olabilir, olumsuz soru da olabilir. Bakalım birincilerine ne demiş? O et yemiyor çünkü vejeteryan. Ne demiş? İlkbaharda sık sık pikniğe gitmiyor. Gitmiyor mu? Sık sık varsa genellikle olumlu olur. Gidiyor diyebiliriz. Ya da gidiyoruz. İlkbaharda sık sık pikniğe gidiyoruz. Gençler klasik müzik dinle. Dinliyorlar. Klasik müzik dinliyor musun Dalia? Evet. Dinliyorsun normalde. Evet. Aa, süper. Ama genellikle gençler klasik müzik dinlemiyorlar. Hangi müziği dinliyorlar? Pop müzik dinliyorlar. Gençler klasik müzik dinlemiyorlar. Pop müzik dinliyorlar. Ne demek pop? Pop müzik nasıl anlatayım size? Şeyi biliyor musunuz? Saad Mücerred. Saad Mücerred, ha evet biliyorum. Tamam. Pop müzik. Ha tamam. Evet. Evet. Ali ve Lale yarın, bakın soru işareti var. Soru soracağız.
Ali ve Lale yarın evliyorlar mı? Evleniyorlar mı? Çok güzel. Alıştırmalar kitabınızda olacak arkadaşlar. Bebek hiç uyuyor. Hiç varsa olumsuz olur değil mi? Hiç uyuyor. Evet. Bebek hiç uyumaz. Uyumuyor. Uyumuyor. Pardon, uyumuyor. Sanırım hasta. Altıncı. Yüzün çok güzel yemekler pişiriyor. Pişiriyor, aferin. Yedinci. Siz spor yapıyorsunuz. Soru işareti var. Siz spor yapıyor musunuz? Siz spor yapıyor musunuz? Film saat kaç başlar mı? Film saat kaçta başlıyor? Başlıyor, evet. Neden sadece başlıyor dedim burada. Soru işareti var ama kaçta demiş. Kaçta zaten soru kelimesi değil mi? Bu olduğu evet. Ben mı, mi, mu, mü kullanmadım. Ne, kim, nerede, kaç bunlar varsa asla mı, mi'ler yok. Ben her gün meyve yapıyorum. Meyve yiyorum. Yiyorum. Evet. Ben her gün meyve yiyorum. Bunlar kitabınızda var. Buldunuz mu? Ekran aldım hocam. Tamam. Ben de ekran aldım. Evet, burada kelimeler vermiş. Kışın, yazın, ilkbaharda, sabah, akşam, öğle, cumartesi, pazar, şubat, ocakta. Buna göre biz boşlukları dolduracağız. Demiş ki insanlar kışın genellikle kayak yapıyor. Antalya çok sıcak oluyor. Antalya ne zaman çok sıcak oluyor? Yazın. Yazın, aferin. Her kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıyı ne zaman yapıyoruz? Her gün, her sabah. Her sabah kahvaltı yapıyorum çocuklar. Çalışmıyorum demiş. Bizde hangi günler tatil? Pazardan. Pazar ve cumartesi. Cumartesi ve pazar tatil. O zaman biz buraya diyeceğiz ki cumartesi ve pazar çalışmıyorum. Evet. Resmi yerlerde cumartesi ve pazar tatildir. Ama özel yerlerde sadece pazar günü. Bugün 14 sevgililer günü. Sevgililer günü ne zaman? İkinci ay. Evet. İkinci ay hangisi? Şubat. Evet. Şubat. Bugün 14 Şubat. Sevgililer günü. Ankara'da çok kar yağıyor. Ankara'da ne zaman çok kar yağıyor? Kışta. Kış. Kışı söyledik. Bu aylardan kışın hangi aylar var? Aralık, Ocak, Şubat. Burada hangisi var? Ocak. Ankara'da, Ocak'ta çok kar yağıyor. Bu televizyonda güzel bir film var. Ne zaman filmler oluyor televizyonda? Gece. Cuma. Evet. Bu öyle olur. Akşam. Akşam. Akşam oluyor. Bu akşam. Bu akşam. Hı-hı. Bu akşam televizyonda güzel bir film var. Yemeği saat 12.30'da. 12.30'da hangi yemeği yeriz? Öğle. Yumurta. Öğle yemeği. Bazıları bu saatte kahvaltı yapıyor tabii ama 12.30'da öğle yemeği yiyoruz. Çiçekler açıyor. Çiçekler ne zaman açıyor? Şey ilkbaharda. İlkbaharda çok güzel. Çiçekler ilkbaharda açıyor. Mevsimler neydi hatırlıyor musunuz? Söyleyeyim. Öyle. İlkbahar, yaz, sonbahar, kışın. Çok güzel. Peki günler? Söyleyeyim. Öyle. Cuma, cumartesi.
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ayları biliyor musunuz? Aynen biliyorum ama şey karşılık yani Ocak, Şubat, Eylül, Nisan. Karışık biliyor musunuz? Aynen karışık. Tamam güzel. Tamam o zaman ekran görüntüsü aldıysanız burayı da sileceğim. Zaten kolay bunlar. Tamam. Tamam mı? Ahmet? Evet aldım hocam. Evet, burada bir dinleme kısmı var. Sizin de kitaplarınızda olacak arkadaşlar. Ben hatta bir bakayım kitapta hangi sayfa. Kitaplarınızda sayfa 26'da dinleme kısmı var. Buldunuz mu? Evet hocam. Galiba sen? Evet. Evet, şimdi dinleme kısmını yapacağız hazırsanız. Hazırım. İkinci ünite. Günlük hayat. Yedi. Dinleyelim, tamamlayalım. Farklı ülkelerde. Ahmet, Moskova Üniversitesi'nde öğrenci. Rus dili ve edebiyatı bölümünde okuyor. Rusya benim ülkemden çok farklı. Örneğin hava burada genellikle soğuk oluyor. Çünkü kış çok uzun sürüyor. Rus arkadaşlarım kışın gölde yüzüyor. Ama ben yüzmüyorum. Sadece buz pateni yapıyorum. Moskova soğuk ama güzel bir şehir. Kristof Rio'da yaşıyor. Evli. Orada bir bankada çalışıyor. Bence Brezilya harika bir ülke. Burada mevsim her zaman yaz. Brezilya'da farklı kültürlerden insanlar birlikte yaşıyor. Burada insanlar eğlenceden, spordan ve danstan hoşlanıyor. Ben de her akşam işten sonra dans kursuna gidiyorum. Sara, Japonya'da bir okulda İngilizce öğretiyor. Japonya çok büyük ve modern bir ülke. Ben başkent Tokyo'da yaşıyorum. Tokyo çok kalabalık bir şehir. Burada hayat çok hızlı ve insanlar çok çalışıyorlar. Tokyo'da çok güzel eğlence yerleri var. Ben genellikle arkadaşlarımla buluşuyorum. Biz sık sık karaoke barlarına gidiyoruz. Orada çok eğleniyorum. Tekrar dinleteceğim arkadaşlar. İkinci ünite. Günlük hayat. Yedi. Dinleyelim, tamamlayalım. Farklı ülkelerde. Ahmet, Moskova Üniversitesi'nde öğrenci. Rus dili ve edebiyatı bölümünde okuyor. Rusya, benim ülkemden çok farklı. Örneğin, hava burada genellikle soğuk oluyor. Çünkü kış çok uzun sürüyor. Rus arkadaşlarım kışın gölde yüzüyor. Ama ben yüzmüyorum. Sadece buz pateni yapıyorum. Moskova soğuk ama güzel bir şehir. Kristof Rio'da yaşıyor. Evli. Orada bir bankada çalışıyor. Bence Brezilya harika bir ülke. Burada mevsim her zaman yaz. Brezilya'da farklı kültürlerden insanlar birlikte yaşıyor. Burada insanlar eğlenceden, spordan ve danstan hoşlanıyor. Ben de her akşam işten sonra dans kursuna gidiyorum. Sara, Japonya'da bir okulda İngilizce öğretiyor. Japonya çok büyük ve modern bir ülke. Ben başkent Tokyo'da yaşıyorum. Tokyo çok kalabalık bir şehir. Burada hayat çok hızlı ve insanlar çok çalışıyorlar. Tokyo'da çok güzel eğlence yerleri var.
Ben genellikle arkadaşlarımla buluşuyorum. Biz sık sık karaoke barlarına gidiyoruz. Orada çok eğleniyoruz. Evet. Tekrar dinlemek ister misiniz yoksa yeterli mi? Yeter hocam. Söyleyeyim birinci. Evet, hadi bakalım. Ahmet Moskova Üniversitesi'nde öğrenci Rus dili ve edebiyatı okuyor. Okuyor. Rusya benim ülkemden çok farklı bir ülke. Hava burada soğuk ve kış çok uzun. Rus arkadaşların kış gölde oluyor. Öyle. Değil mi? Oluyor. Evet. Üzüyor. Ama ben üzmüyorum. Moskova soğuk ama güzel bir şehir. Buradaki biraz farklı, ben burayı doldurdum. Yüzüyor şeklinde yazacaksınız. Yüzüyor. Rus arkadaşlarım kışın gölde yüzüyor ama ben yüzmüyorum. Evet, ikinci kısım. Kristof. Dali. Kristof Ro yaşıyor evde. Rusya'da yaşıyor. Evle orada bir bankta çalışıyor. Berzili çok güzel bir ülük burada. Mevsim her zaman yaz. Her zaman mevsim yaz. Berzi'de farklı kültürlerden insanlar bir birlik birikler bu ne birlikte burada söyle Ahmet yaşıyor aferin. Yaşıyor. Burada insanlar gündüzde sporttan ve danstan çok eğleniyorlar. Hoşlanıyorlar. Evet. Ben de her akşam işten sonra dansa gidiyorum. Evet, gidiyorum. Evet. Ben söyleyeyim. Avan için biraz zor bu. Tamam, sen söyle. Sara Japonya'da bir okulda İngilizce öğretiyor. Japonya çok büyük ve modern bir ülke. Ben başkentten Tokyo'da yaşıyorum. Tokyo çok kalabalık bir şehir. Burada hayat çok hızlı ve insanlar çok kalabalık. İnsanlar çok eğleniyorlar. Çalışıyorlar. Tokyo'da çok güzel eğlence yerleri var. Ben günlükli arkadaşlarım buluşuyoruz. Evet. Ben genellikle arkadaşlarımla buluşuyorum. Evet. Buluşuyoruz. Biz sık sık barlarına gidiyoruz. Orada çok eğleniyoruz. Eğleniyoruz, evet. Sizin kitaplarınızı sadece
şu cümle yok. Orada çok eğleniyoruz yok. Gidiyoruz vermemiş. Evet. Ben o söylemiş diye ben kitaba bakıyordum. O yüzden biraz hatam var. Tamamdır. Sizde burası boşluk. Gidiyoruz. Tamam mı? Evet hocam. Evet. Şimdi burada resimlere bakalım. Aşağıdakilerin hangilerini yapıyoruz? Okuyorum, uyuyorum, okula gidiyorum, çalışıyorum, ders çalışıyorum, kahvaltı ediyorum, yemek yiyorum, kitap okuyorum, telefonda konuşuyorum, yemek pişiriyorum, otobüse biniyorum, işe gidiyorum, banyo yapıyorum, televizyon izliyorum, bilgisayar kullanıyorum. Yukarıdakilerden ilk önce hangisini yapıyorsunuz? İlk ne yapıyorsunuz? Sabahtan. Evet, sabah ilk ne yapıyorsunuz? Mesela sabah kalkıyorum. Sabah kalkıyorum. Sonra? Kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı ediyorum. Kahvaltı ediyorum ya da kahvaltı yapıyorum. İkisi de aynı. Evet. Ve banyo yapıyorum. Hı-hı. Otobüse biniyorum. Değil mi? Ve ders çalışıyorum. Olur. Otobüse... Her sabah okula gidiyoruz. Okula gidiyorum. Mesela okulda ders çalışıyorum. Sonra? Sonra öğle olur. Hı. Öğleden mesela şey... ya bilmiyorum. Mesela yemek yiyorum. Öğlen yemek evet. Yiyorum. Sonra yemek yiyorum. Okul bitti, eve döndün. Evde ne yapıyorsun? Evet. Evde dönüyorum. Dale sen onu halet istersen. Evde mesela yemek yapıyorum. Muçka televizyona bakıyorum. Tamam, televizyon izliyorum. Evet. Bir banyo yapıyorum. Banyo yapıyorum. Tekrar banyo. Günde iki kez. Su parası kaç? sonra... Uyuyoruz. Bir de uyuyoruz. Hemen uyumazsın. Belki biraz kitap okuyorsun. Biraz ders çalışıyor olabilirsin. Mesela ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Yemek yiyorum. Akşam yemeği yemiyor musun? Hayır. Aç mı yatıyorsunuz? Yok. Akşamlar bizde yok. Rejim mi yapıyorsunuz? Akşam yemek yemiyor musunuz? Rejim var. Aaa. Bilgisayar kullanıyorum olabilir. Telefonda konuşuyorum. Sonra uyuyorum en sona. Şimdi ne zaman ne yapıyoruz? Aşağıdaki tabloya kendimize göre 3 cümle yazalım. Bu İstanbul kitabında var arkadaşlar. Evet, Delia sayfa 38 aç istersen. İstanbul kitabında? Aynen. Herkes 3 cümle yazacak. Sabah, öğle, akşam, gece neler yaptığına dair. Şimdi sabah ne yapıyorsunuz? Kalkıyorum yazabilirim değil mi? Kalkıyorum. Evet. Yazalım buraya. Kalkıyorum. Başka? Banyo yapıyorum. Banyo yapıyorum. Sonra kahvaltı yapıyorum. Evet, kahvaltı ediyorum. Yeterli, 3 cümle. Evet. Öyle. Pasa biniyorum. Otobüse biniyorum. Çalışmaya gidiyorum. Okula gidiyorum. Evet. Bir de yemek yiyelim değil mi? Yemek yiyorum. Ya da akşam yemek yiyelim. Ders çalışıyorum diyelim. Akşam? Televizyona bakıyorum. Evet, televizyonu izliyorum.
Oynamak oynuyor mu? Yok. Yemek yiyorum. Ders çalışıyorum. Bilgisayarda oynuyorum. Yok. Evet, bilgisayarda oynuyorum. Gece ne yapıyorsun? Kitap, kitap okuyoruz. Telefonda konuşuyoruz. Gece telefonda mı konuşuyorsun? Yani biraz. Deli zımnıl ihtiyarat kara. Zımnıl ihtiyarat. Tamam. Bir de uyuyorum diyebiliriz değil mi? Gece uyuyorum. En önemli şey uyumak. Pardon. Mesaj geldi. Evet. Tamam mı burası? Evet hocam. Ekran görüntüsü aldınız mı ya da yazdınız mı? Ekran aldım. Sonra hepsi yazıyorum yani. Dalia? Ben de ekran aldım. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Burada evet slide'dan çabuk çabuk geçiyoruz ama siz ders sonrasında bunların hepsini defterinize yazın. Sizin için. Aynen evet. İşte ben de öyle yapıyorum hoca. Çünkü burada anlatıyorum sonra unutursunuz. Evde ne kadar yazarsanız o kadar iyi sizin için, tamam mı? Tamam. Evet, okuma. Ama okuma için vaktimiz var. Hangisini yapalım? Şunu yapabiliriz. Ya da şunu daha iyi. O kadar vaktimiz yok çünkü. İzlemek, bitmek, başlamak, buluşmak, yürümek, okumak, söylemek, anlamak, konuşmak, kullanmak. Kitabınız vardı. Aa, sizde yok. Tamam, hadi buradan yapalım. Mesela nasıl diyeceğiz şimdi? O Türkçe bilmiyor. Bu nedenle seni anlamıyor. Anlamak anlamıyor. Evet, anlamıyor. Tiyatro 19'da erken gel. Mesela diyorum ki oyun bilmem ne bilmem ne de ne yapıyor? Başlıyor. Başlıyor. Siz araba kullanıyoruz olur değil mi? Evet kullanıyor. Kullanıyorsunuz. Ders saat kaçta? Başlıyor. Başlamayı kullandık o zaman bunu kullanacağız değil mi? Bitti. Bitiyor. Bitiyor. Sen güzel şarkı söylüyor musun? Çünkü şey işareti var. Son işareti var, evet. Söylüyor. Ve burada aynen 4 numara bitiyor mu? Aa, ders saat kaçta bitiyor? Kaç var? Ha. Pardon, evet. Annem ile babam telefonda konuşuyorlar. Konuşuyorlar.